3, 2, 1. Hadi Seda, başladı süre. Bismillah diyerek başlayalım. Şimdi? Önce hemen etimizi düdüklüye koyalım. Düdüklüye koyacağız. Haşlama mı yapacaksın yoksa susuz direkt atacak mısın? Hayır, su koyacağım azıcık içine. Şehzade kebabının malzemeleri 1 kilo dana kuşbaşı et, 7 adet patlıcan, 2 adet soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 8 adet sivri biber, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 adet domates, 1,5 tatlı kaşığı tuz, kırmızı toz biber. Evet, eti yıkamıyorum. Patateslerimi söylememe yardımcı tamam, olur musun? Tamam, ver sen bana patateslerini. Evet, bunlar püre için. Mantarlar değil, önce patatesler. Tamam, evet, püre bileyenler için koyacak. Sen bana içine koyayım soyduklarımı. Tamam, veriyorum. Bunlar pürenin patatesleri. Evet, bunlar haşlanacak. Buraya koyabilirsin. Ondan sonra ben şerbetimi koyayım hemen. Tatlım hiç de böyle yani ağır bir tatlı aslında ama çok güzel yenecek. İnanıyorum. Kalorisine takılmayın tatlının. Evet. Şerbeti için 3 su bardağı su koyacağım. Burada 3,5 su bardağı su yazıyor. Tam 3,5 bardak su. Evet, dış ses. Ben malzemelerin hepsini okuyayım. Cevizli kadayıf sarma, 400 gram tel kadayıf, 15 adet baklavalık yufka, 200 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı ceviz içi. Şerbeti için 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su, 1 dilim limon. Bu şerbete portakal falan olmuyor mu? O revanide yok, falan olmaz. Oluyor. İlla limon mu olacak? Limon şekerini kırıyor ya, çok sıkarsanız da şey oluyor, böyle ağda gibi oluyor, koyu oluyor. Hele çok kaynattım mı, o yandı. Mesela tel helvası var ya, hani Bayburt'ta yapıyorlar böyle macun gibi, için un koyup pişmaniye gibi tel tel oluyor. Onun işi şerbetine bol limon sıkıyorlar, o ağda gibi oluyor. Limonunu kıvamlaştırıyor. Tatlım özellikle sizin ağzınız, sizin tatına uygun bir tatlı olacak. Peki bir şey diyeceğim, bu Erzurum'un kadayıf şeker dolmasından farkı var mı? Yok değil mi? Yani Erzurum kadayıf dolmasını bilmiyorum ama bunu oraya koyabilirim herhalde. Erzurumlar hani kadayıfın içine ceviz sarıp önce yumurtaya sonra yağ batırıp kaynatıp kızartıyorlar. Ha yok yok, benimki öyle değil. Sen bunu fırına mı vereceksin? Fırına vereceğim tabii ki. Bak o açacak, içine kadayıfları koyacak, sonra onu saracak, dilim dilim kesip dik dik dizecek. Üstüne de şerbet dökecek. Tamam, ben bunu anladım. Peki Seda, sen bu menüyü kimle hazırladın? Bu menüyü ablama danıştım, anneme danıştım. 4-5 kişinin çok önünden geçti. Tabii tabii tabii. Peki hiçbiri yani Ümmet-i Muhammed olarak kızım, bacım. Heh. Ara sıcakta tavuk sote ne mana, ağır değil mi demediler mi? Ağır mı ya? Ağır değil kesin. Ne dediler sana? Sana ne dediler? Bana onu söyle. Bana ne dediler? Gayet güzel bir menü dediler. Başarırsın dediler, bana güveniyorlar. Etimizi düdüklüye koyduk, patateslerimizi koyuyoruz. Onun ağzı açık, yalnız köpüğünü almayı bunun bekliyoruz. Bunun köpüğünü alacağım, aynen bak olmak üzere. Köpüğünü alacağım hemen, yemeğin rengini karartmasın diye bu işlem. Okey, sen diyorsan ondan öyle. Ondan sonra hemen ben patlıcanları közleyecek miyiz biz? Yok yok, patlıcanları közlemeyeceğiz, kızartacağız köpüğümüzü. Doğrayıp kızartacağız. Bu ya tam şehzade kebabı. Her şeyi böyle eti patlıcanı fırına mı vereceğiz? Burada, aynen öyle yapacağız. Şimdi hemen ben çorbamın hamurunu yoğurmam lazım. Beklemesi gerekiyor. Kadir Bey, köpükleri alabilir misiniz? Benim elim hamurlu şu anda. Ben de köpük, dur neyse alıyorum şimdi. Ooo, hele köpüğüne bak. Köpüklerini atalım, ağzını kapatalım düdüklünün. Aa, sanki takı olursun. Bazıları böyle haşlama yapıyor ya, şey kara kara oluyor suyu. Evet, o yüzden su, şeyin alınması lazım. Etin köpüğü muhakkak alınması lazım. Kaynadıktan sonra onu 20 dakika pişireceğim. Lokum gibi olacak o. Peki niye eti kendi suyuyla değil de normal bir suda haşlıyoruz? Etin kendi suyu? Hani böyle eti kavurur gibi koyuyorlar, suyunu salıyor. Zulamlı köpük varmış. Ha yok. İşte köpüğü çıkıyor. Sen bana bir tencere göster de ben şu patatesleri koyayım püre için. Evet, hamurum hazır. Şu kısımlarını da alayım. Hamurum güzelce burada dinlensin. Evet, püremiz için patatesleri koyduk. Erişlerin hamurunu yoğurduk. Bu patlıcanlar, mantarlar ne olacak? Patlıcanları soyabilirsen çok memnun olurum. Patlıcanları küp küp doğrayalım. Şimdi ben bir soyayım, bana bir tane örnek ben doğra. Ben göstereyim sana. Öğretmenim ben olaraktan ben çünkü sonra karıştırıyorum. Başıma iş açılıyor. Sen şimdi gel bundan bir tane bana bir göster. Bir kere bunda değil, elimizle doğruyoruz. Asıl hamaratlık bence elde soğan doğramak, böyle bu tarz şeyleri doğramak. Şu şekilde kızarınca küçülüyor ya, o yüzden birazcık daha iri iri. Şimdi ben bunu küp doğrasaydım yanlış doğradım. Ya ama adı küp küp işte, gösteriyorum bak. Dikdörtgen bu. Niye bu küp? Şu küp mü? Bu küp değil. Arşimet şimdi mezarından çıkıp tamam, neyse öyle doğra, böyle bu şekilde tamam mı? Sen bırakma. Şehzade kebabının kaç tane patlıcan soyacağım önce ben? Önce bir düzelteyim ona.
Kaç tane? Kaç tane soydun? Bakayım. Bu herhalde dördüncü. Bir tane daha soyabilirsin. Ama bunlar çok büyük onun. Üçe böldüm ama. Yok yok, bunlar çok büyük. Bunlara laf ederler, biliyor musun? Sen niye çocuklar yuvasındaki psikolog gibi oradan oturdun, öyle izliyorsun ay, sadece? Ay benziyor bir de. Gözlüğü eksik. Ama o adama da illet oluyordun. Öyle sakin sakin. Onun bir gün Haluk gelip dövmüş mü hiç kız? Bunlara tuz atayım mı Şükran? Onlara tuz, evet, tuzu suda bekleteceğim onları. Çok attın, çok attın yeter. Birazcık daha atabilirim. Anasını ağlatalım patlıcanların. Haydi ablanın deneyimi deyimiyle. Tereyağımızı eritiyoruz. Şerbet bir yandan evet kaynıyor. Şerbet 15 dakika falan kaynayacak. Bir 10 dakika daha kaynasa yeterli olacak. Tamam. Şimdi sen tereyağım oluyor. Hazır ben... bak şuraya dönelim ekranımıza. Evet. Hazır baklavalık yufkayı tepsiye yayacaksın ya da masanın üstüne. Ha, şimdi burada yapacağım onu. Tamam, yayacaksın. Yok yok, orada olmaz. Gelin burada yapın. Bunları alalım. Bunları da alalım. Bir şey kullanabilirim. Önce burayı bir temizleyelim. Seda Hanım, bu cevizleri çekeceksiniz değil mi? Evet. Cevizi bol olursa tatlı güzel olur. Ayrıyeten tereyağısı güzel olursa karıştırma üstündeki beyaz köpüğü alacağız. Tamam, şu altını ötebilirsin. Tamam, bunu sütün buradan alalım. Sütün altını üstünden, aynen. Tamam. Dış ses etimi unutmadınız değil mi? Unutmadım. Haber onun verecektiniz. Saati hazır. Heh, tamam. Daha 4 dakikası var. Bunu peki ayrıyeten tereyağıyla yoğuracak mıyız, heh, yoksa içine mi sereceğim? Yok yok, içine sereceğim. İçine zaten tereyağı koyacağım. Baklava hamurun kurumasını. Bunu böyle biraz didelim mi yoksa böyle sereceğim mi direkt? Yok, dideceğiz onu, dideceğiz. Şimdi ben 3 kat yapıyorum. Hazır yapamadım. Nedir? Dış ses 3 tane. Alın size 3 tane. Of, teşekkür ederim. Baksana parşömen kağıdı gibi kız. Tereyağımızı sürüyoruz. Tereyağını her yere sürelim. Yani sen 3 yufka üstüne sürdün. İçleri diş tereyağını. Aha, yok yok, içine olmayacak. Gerek yok mu içine? Gerek yok. Çıtır çıtır olacak inşallah. Kadayıfları evet ne yapacağız? Kadayıfları içine koyacağız bak şimdi. Ben sana göstereyim. Bunun içine tahinle ceviz koyup dürün. Küçük küçük kesip fırında pişirin. Hiç şerbet dökmeden çayın yanında lokmalık. İçine toz şeker de dökün. Bomba bomba, efsane olur. Bir, bir tık daha ver. Şunu alabilirsin. Ekin süresi doldu. Tamam, hemen alacağım. Ama ben ondan anlamıyorum. Elektrikli ol. Birazdan alacağım onu. Masada kesme onu, doğrama tahtasında kes. Yalnız hızlı 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 hızlı. Sizin eliniz biraz yavaş. Fırına falan ya, yavaş bunlar değilim ya. Bunlara yağ koymayacağım fırına verirken. Fırını açalım aynen. Hava şey fanla mı? Bunları elektrikli mi? Onu daha 180'e getirebilirsin. Tamam. Alayım. Açtım. Şunu alayım direkt. Kurban bayramı havası alıyorum evin içinde. Kavurma kokuyor ev. Seda, biz yalnız 12 kişilik yapmıyoruz. 4 kişilik, 5 kişilik tamam yapıyoruz. Ama bunu doldurmam lazım. Şerbeti ona göre ayarladım. Hemen dolacak. Küçüğü yok mu bunun? Karesi maresi de mi yok? Şerbeti ona göre ayarladım hepsini ya. Hepsini dökme canım sen de. Doğru diyorsun. Yazılı kanun mu var bir tencereyi dökeceğiz diye? Ne kadar kaldı? Vaktimiz var değil mi? 25 dakikanız geçti. Sadece İstanbul'da ayrımcılık var diyordum ama her şehirde var. Herkes mi yok, ben öyle yaparım, yok sen böyle yaparsın. Herkesin ağız tadı, damak zevki herkesin farklıdır. Herkesin evdeki yaşam biçimi bile sofrayı etkiliyor. Tabii ki. Şimdi bak kızardı mı, kıyır kıyır olur zaten. Aynen aynen. Tepelerinden tereyağı dökeceğiz mi bunları? Dökeceğiz tabii ki de. Cevizini de bol koy da ağzımıza yavan yavan kadayıf geliyor demesin. 5 dakika sonra şerbetimi kapatacağım. Siz kaç kardeşsiniz Seda? Biz 4 kız kardeşiz. 4 kız kardeş. 3 numara benim. Erkek kardeşimiz yok. Kız kardeşiz. Peki böyle hani erkek gelsin diye beklemişler mi? Yok, hiç beklememişler. Babam diyor ki iyi ki 4 tane kızım var maşallah diyor. Maşallah. O saatten sonra ne desin adam? Ne vardı Allah'ım, bir tane de oğlan çocuğu verseydin. Vallahi kızı oğlan şanslı. Bu devirde bakarsa kızı bakar bak. Aynen öyle. Sen gelini istesen bu aile apartmanına getiremezsin. Ama bak damat nasıl gelmiş, gördün mü? Bir de şöyle diyorlar. Kızımın evine gidince rahat ediyorum çünkü kepçe benim kızımın elinde. Fazla da doldurur, çok da koyar ama oğlanın evine gidince kepçe gelinin elinde. Gelin beni titrer koyarken. Var öyle şeyler işte. Böyle şeylerle ilgilenmiyorsun bak sen. Yarın bir gün başına gelecek. Bu patlıcanlar kızaracak mı? Aa evet, patlıcanlar evet, hadi o zaman. Hey gidi koca dünya. Yardım yetmesin. Nay 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 nay, bilmediğim şarkıları söyleme, yarıda kalıyorum hep. Zaten ben de bu kadar biliyorum. Hangini, nerede kızartacağım? Nerede? Şunda, şunda. Hemen onu da kızartabilirsin. Yine bir elektrik olacak. Bak şurada, şurada, şurada hemen kızartabilirsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.